Merhaba arkadaşlar, Açık Sesi TV'de yeni bir yeni bir tarz videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar, müfredatın yenilenmesi öğrencilerimizin birçoğunun kafasını karıştırdı. Hangi konuya çalışacağız? Hangi konudan kaçar soru geliyor? Hiç merak etmeyin, Açık TV yanınızda. Şimdi arkadaşlar, matematikten başlayalım dedik ve bütün dersleri yavaş yavaş açalım. Öncelikle Matematik 1'de biliyorsunuz müfredat değişti ve Matematik 1'de toplam 20 tane soru gelmektedir. Peki bu sorular hangi konulara kaçar tane dağılmış? İlk konumuz önermeler konusu. Arkadaşlar önermelerden toplam 3 soru, 4 soru civarında geliyor. Ortalama 3 soru. 2017'ye baktığımızda 3 tane sorumuz gelmiştir. Ve önermeler konusu çok zor bir konu değil. Ne yapıyoruz? Açık S TV YouTube sayfasına girerek hop buradaki videoyu izliyoruz. Görüyorsunuz değil mi videoyu? Bu videoyu izliyoruz. Peki, videonun ilk başlığını gönderdik size. Arkasından gelen ortalama 4 tane videoda kümeler önermeler konusunu hallettiniz. Direkt hep kümeler diyorum neyse. Peki ikinci konumuz nedir arkadaşlar? Kümeler konusu. Kümeler konusunda arkadaşlar, biliyorsunuz 9. sınıf ve matematik 1'in eski müfredata göre ilk konularından biriydi. Şimdi ikinci konumuza geldi kümeler konusunda ortalama 3-4 soru geliyor. 2017'ye baktığımızda en son yapılan sınavda 3 tane soru geldi. Arkadaşlar kümeler konusunda aynı şekilde buradaki videomuzdan izliyorsunuz ve kümelerde biraz daha açarsak Garanti bir tane alt küme sorusu vardır. Garanti bir tane küme problemi vardır. E diğer ise küme elemanları ile ilgili ortalama 3 soru geliyor. Kümelerden sonra gelen konumuz ise kartezyen çarpımı. Kartezyen çarpımında 2017'de maalesef bir soru geldi ama ondan önceki yıllarda hep iki soru geliyordu. Bir tanesi sıralı ikili de diğer ise kartezyen çarpımının eleman sayılarını istiyor bizden. Yine onu da bu videomuzda izliyorsunuz arkadaşlar. Peki bitirdik. Önermeleri bitirdik, kümeleri bitirdik, kartesini bitirdik. Sıra nerede? Sıra denklemler konusu. Arkadaşlar matematiğin temel olan denklemleri biz de Açık TV YouTube sayfasında enine boyuna işledik. Bütün her şeyi işledik. Bir bilinmeyenli denklem, iki bilinmeyenli denklem, yerine koyma, yok etme metodu, bir sürü denklemlerimiz var. Buradan toplam açık lisede 3 soru geliyor. Ortalamada biz buna ne diyelim? 3-4 soru diyebiliriz. Çünkü bazı dönemlerde 4 soru geldi. Ama en az 3 soru geldi. Ve denklemlerle ilgili videomuzu da izlemeyi unutmuyorsunuz. Diğer bir konumuz arkadaşlar. Artık denklemler bittikten sonra açık lisenin en çok sevdiği... Mutlak değer, vazgeçemediği mutlak değer konusu. Her yıl ortalama iki soru, en az iki soru diyelim. İki soru garanti geliyor ve size bir ipucu vereyim mi arkadaşlar? Bu gelen iki sorunun biliyor musunuz modelleri bile aynı. Sayıları değiştir işlem yap, sayıları değiştir işlem yap. İki tane mutlak değerle ilgili sorumuz vardır. Mutlak değer konusunu işledikten sonra arkadaşlar, tabii nereden izliyoruz? yine videomuzda izlemeye devam ediyoruz mutlak değeri. Diğer bir konumuz eşitsizlik konusu. Eşitsizlik konusunda ortalama 1-2 soru geliyor. 2017'de bir tane sorumuz garanti gelmiştir. Ve yine bir ipucu veriyorum size. Eşitsizlik konusunu cevap anahtarlarından yani şıklardan giderek bile çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Tabi diyorsunuz ki hocam bu tüyoları veriyorsunuz ama biz bir şey anlamıyoruz. Bununla ilgili de bir videomuz yakın zamanda gelecektir. 10 dakikada nasıl matematiği geçebilirim? Hiç işlem yapmadan nasıl matematiği geçebilirim? Ona da geleceğiz. Peki arkadaşlar eşsizlik konusundan sonra üstü sayılar yine açık senin vazgeçmediği soru tarzlarından biridir. Her yıl ortalama 2 tane soru geliyor. Yine üstü sayılar konusunu bu bu videodan izliyoruz. İki tane soru. Hatta şöyle açabiliriz arkadaşlar. Bu iki sorunun bir tanesi üslü denklemler, bir tane üslü sayılarda toplama çıkarma. Bakın ne kadar basit. Toplama çıkarma ve üslü denklemler. Diğer konumuz ise üslerden sonra gelen köklü sayılar. Üslü sayı yalnız mı kalacak? İki ondan sorduysak, iki tane de köklüden soralım diye açıkladı ki amcalarımız, abilerimiz, büyüklerimiz. O halde iki tane de köklü sayıdan soru geliyor ve yine aynı şekilde köklü sayılarda toplama çıkarma işlemleri bir de denklemlerle ilgili. Peki ne kaldı geriye? Sevgili arkadaşlar geriye oran orantı ve problemler kaldı. Oran orantı konusundan bir tane soru gelir. Bu da yine tekrarlıyorum. İlk öğretimden beri öğrendiğimiz bir şey var ya içler dışlar çarpımı. Bu kadar basit bir soru tarzıdır. Yine bunu detaylı vereceğiz. Ve problemlerden de her yıl ortalama iki tane soru gelir. Bunu da unutmayalım. Totalinde 20 sorumuz var ve size şunu garanti ediyorum arkadaşlar. 20 sorudan matematiği bilmeseniz bile çok rahat bir şekilde 10 tane soru yapabilirsiniz. 4 işlem becerinizle Yolları nasıl kullanacaksınız, taktiği nasıl kullanacaksınız bunu bilmeniz yeterli. E tabii ki de Açık Set her zaman yanınızda. Bunu tekrarlı bir şekilde bir videoda size açıklamalarını yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.